İnsanın üç düşmanı vardır. İşte insanın gönlünü, niyetini, amelini, ahlakını, yani ondaki güzellikleri bozan, sevgisiyle onu yalancı durumuna düşüren üç düşmanı var. Nefs, şeytan, dünya. Nefsin ilacı, yani bu düşmandan korunmak, ona muhalefet. Ne istiyor? Aksini yapacaksın. Bunun için demişler ki, hukukunu ver de huzurunu verme. Yani nefsin hakkını ver ama lezzetini verme. Nefse muhalefet, nefsin ilacı bu. Şeytana karşı kendimizi zikrullah ile müdafaa edebiliriz. Allah'ın zikrine sarılacağız. Festa'id billah. Neşşeytanirracim buyuruyor Cenab-ı Hak. O kovulmuş, yerilmiş, taşlanmış, recmedilmiş o şeytandan Allah'a sığınır. Allah'ı zikredin, Allah'ı anın, Allah'a yönelin, Allah'tan istiaze edin, yardım dileyin. Dünyaya da, dünyaya karşı da kanaatle mücahadeyi geliştireceğiz. Yeterlilik hissi olacak bizde. Affedersiniz, açgözlülük yerine şükür olacak, kanaat olacak ve mücahade olacak. Nefse muhalefet, istediklerini yapmamak. Mücahade istemediklerini yapmak. Neyi istemiyor nefis? Bil ki onda Allah'ın rızası var. Onu yap. İnsanın hakikatini nefsi örtmüştür, gizlemiştir. Evet. Bakın imanı nefsimiz örtüyor. İhlası örtüyor. İmanı nankörlükle örtüyor. İhlası riya ile örtüyor. Tevazuyu kibirle örtüyor. İmana ait bütün güzellikleri nefsimiz bizde örtmeye çalışıyor. Veya örtmüş durumda. Bunları gizlemiş.